Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Samsung'un 2023 model amiral gemilerinin içinde bulunduğu S23 serisi tanıtıldı ve elimde de bu serinin en güçlü telefonu olan S23 Ultra var. Şimdi gelin bu telefona biraz daha yakından bakalım. Bakalım neler yapıyor, neler yapamıyor. Telefonu kılıfından çıkarmıştık şöyle. Göstereyim size de yanımda dursun. Bir de bu kılıf var ama kılıfa biraz sonra geleceğim. Bugünlerde akıllı telefon alırken ilk dikkat ettiğimiz şey kamerası oluyor. Biz de bundan başlayalım. Bakalım S23 Ultra bize neler vaat ediyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Abartısız S23 Ultra ile birlikte kamera teknolojisinde gerçekten yeni bir çağın başlangıcındayız. 1.7 diyafram açıklığına sahip olan 200 megapiksellik ana kamera Android cihazlar arasında üretilmiş en iyi kameralardan biri. 23 milimetrelik odak uzaklığı ile birlikte optik görüntü sabitleyici sayesinde daha net görüntüler elde edebiliyoruz. Videoda ise Ultra HD 4320p yani 8K kayıtlar alabiliyoruz. Aynı zamanda 1080p 960fps ağır çekim, timelapse, odak takibi ve dijital görüntü sabitleyici özelliklerine de sahip. S23 Ultra sahip olduğu yapay zeka sahne algılama ve 30 saniyelik perde hızı ile görüntü alma deneyimimizi çok üst düzeye taşıyor arkadaşlar. 12 megapiksellik ikinci arka kameramıza geçelim. Bu da 120 derecelik ekstra geniş bir açıya sahip. F2.2 diyafram açıklığı ile ortalama üstü bir ışık hassasiyeti sunuyor size. Bu sayede fotoğraf ya da video çekeceğiniz ortamın ışığı düşükse de yine iyi bir performans veriyor size. 4 kameralı arka kamera setimizin şimdi 3. kamerasına geçelim. Burada da 10 megapiksellik bir telefoto kameramız bulunuyor. F2.4 diyafram açıklığı ile geliştirilen 3. arka kamera 36 derecelik açıya, 3x optik zuma ve otomatik odaklama özelliği üretilmiş. Hızlıca son kameraya geçiyorum. Burada 4.9 diyafram açıklığına ve 10 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Genel toplamda iyi bir iş çıkarıyor diyebiliriz. Ama ön kameraya geldiğimizde iş biraz değişiyor. Öncelikle ön kameramız 12 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Fena bir performans vermiyor gerçekten. Sadece yine de hani 12 megapiksellik bir çözünürlük böylesine hani kalın bir telefon için diyeyim biraz düşük kalmış bence. Fotoğrafı ya da videoyu güzel yapan şey elbette megapiksel değerinin yüksek olması değil sadece. Bunun için pek çok elementin birleşmesi gerekiyor. Hatta bunun üzerinde bir videoda yapmıştık. Ona da bu köşeden ulaşabilirsiniz. Bunu kaliteli yapan şey dediğim gibi lensler, sensörler, diğer materyallerin kalitesi. Samsung bunları kullandığını yaptığını söylüyor. Ama hani elime aldığımda atıyorum 40 bin liralık, 50 bin liralık çok premium bir telefon kullanıyorum hissini arka kamerada yaşasam da ön kamerada açıkçası yaşamadım. Yani arka kamera beni bayağı böyle bir gaza getirmişti ama ön kamera belki de orada çok yükseldiğim için de bilmiyorum bir tık bir hayal kırıklığı oldu. Son olarak ön kamerayla ilgili şunu da söyleyeyim. 4K 60fps video kaydı alabiliyorsunuz. Diyafram açıklığı ise f2.2. Merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Olabildiğince cevaplamaya çalışalım. Sizin de merakınızı gidermeye çalışalım. Geçelim tasarıma. Şimdi telefonlar arkadaşlar artık günlük hayatımızın çok büyük bir parçası. Elimizde işte masanın üzerinde ya da kulağımızda tuttuğumuzda burada estetik ve güzel bir görünüm olmasını istiyoruz gerçekten. S23 Ultra açıkçası güzel bir görünüme sahip. Aynı zamanda telefonda krem, mor, siyah ve yeşil seçenekleri de bulunuyor. Yani farklı zevklere de aslında hitap edebilecek bir skalaya sahip. Şekil olarak böyle köşeli bir yapıda olması bence gayet şık durmuş. Yani hem zarif görünüyor hem de böyle sağlam görünüyor telefon. Gerçekten elimdeyken premium bir his yarattığını söyleyebilirim. Bu meşhur kalemimiz de tabii ki alt tarafta bizi her zamanki gibi bekliyor. 6.8 inçlik geniş ve işte bu kalemi de gayet rahat bir şekilde kullanabileceğiniz büyük bir ekrana sahip. İşte ufak tefek işlerimizi yapmak, ne bileyim oyun oynamak, dizi film izlemek gibi etkinlikleri çok kolay bir şekilde zevk alarak yapabiliyoruz. Ekran 550 ppi piksel yoğunluğuna ve QHD Plus çözünürlüğe sahip dinamik AMOLED teknolojisiyle geliştirilmiş ve 1750 nitlik bir parlaklık seviyesine sahip. Bu nit seviyesi sayesinde de işte güneşli günlerde, dışarıda ya da çok parlak ortamlarda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu arada QHD Plus dediğimizde bunun 4K olduğunu düşünmeyin lütfen. 4K değil ama QHD Plus'taki piksel sayısı Full HD'ye göre 4 kat daha fazla. Hatta 2.5K gibi geçiyor ve zaten mobil cihazlarda 4K çözünürlük bulmak aslında çok zor. Genelim hızı ise 120 Hz ekran gövde oranı tam %89.41. Yani ciddi bir genişlik sunduğunu söylemem gerek bu konuda. Kapasitif ekranı düşmelere, çarpmalara ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Çerçeve ve kapağın gövde malzemesinde alüminyum tercih edilmiş. SIM kart yuvası ve fiziksel tuşları ise geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş. Yani yenilenmiş ve dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı günden güne artıyor ve Samsung da bunu aslında bir yerden başlamış diyebiliriz. Cihaz 163.4 mm boya, 78.1 mm ene sahip. Aynı zamanda 234 gramlık bir ağırlığı var ki amiral gemisi diyeceğimiz bu kadar özelliğe sahip telefon için 234 gram gayet hafif olarak adlandırılabilir. Ayrıca IPX8'lik suya dayanıklılık ve IPX6'lık toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. SAR değerlerine geldiğimizde de arkadaşlar baş için 0.963, vücut için de 1.398 wattlık bir SAR değerine sahip. Bunda da Avrupa standardı aslında 2 ve altında olması olarak belirlenmiş. Şimdi gelin birlikte bir oyun testi yapalım. Bir yandan da hem teknik hem de donanım özelliklerinden birlikte bahsedelim. Evet, oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Şarjımız şu anda %71. Bir de şöyle sıcaklığı ölçelim.
Sıcaklığımız da 29.4. Bir 10 dakika oynayalım. Sonrasında hemen geri gelelim. Saat 16.45. Şarjımız %65. Yarım saat oynamışız ve %6 şarjımız gitmiş. Ekran parlaklığımız bu seviyedeydi. Bunu da göstereyim. Bir de sıcaklığımıza bakalım. Sıcaklık 34.6. Zaten belli telefonların doğal sıcaklığı aşağı yukarı bu kadar oluyor. 39'lara falan çıkıyor. Yani 29-30'larda başlayıp bu skalada bitirmiş olmak bence çok değerli. Oyun da yani gayet akıcıydı, hatta bayağı kendimizi kaptırmış olduk yani Melih'le birlikte burada. Yani benim gözümde oyun testinden gayet iyi bir şekilde geçti. Sıcaklığı gayet kabul edilir. Şarjının gitme seviyesi de yine gayet kabul edilir derecede. Şimdi geçelim, devam edelim. Cihazda arkadaşlar Samsung'a özel olarak üretilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunuyor. Bu işlemciyi bir de 8 çekirdekli bir yapıyla güçlendirmişler. Bu arada S23 Ultra'nın içinde bulunan çip Galaxy'nin en iyi çipi olarak adlandırılıyor. Diğer detayları da şu an zaten ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca şunu da ekleyeyim son olarak, Adreno 740 grafik işlemcisi de telefon içinde bulunuyor. CPU frekansında 3.36 GHz hıza erişen modelde overclock yani hız aşırtma teknolojisi yükseltilmiş. Bu sayede de olabilecek ısınma sorunlarının bayağı bir önüne geçmeye çalışmışlar. Aynı zamanda depolama alanı olarak da 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık imkan sunuyor size. Ben 2 yıldır aynı telefonu kullanıyorum mesela ve 256 GB'lık, çok ciddi söylüyorum, daha yarısını dolduramadım. 256'lık modelde 8 GB, 512 ve 1 TB'lık modelde ise 12 GB'lık RAM kullanılmış. Aynı zamanda 5000 miliamperlik bir bataryaya sahip. Bu bataryayı da 0'dan 100'e yaklaşık 1 saatlik bir sürede doldurabiliyorsunuz. Geekbench ve AnTuTu skorlarını da şu an ekranda görebiliyorsunuz. Yani sonuçlar S23 Ultra için gayet iyi diyebilirim. Şimdi geçelim işin biraz artılarına, biraz da eksilerine. Şimdi artılardan başlayayım öncelikle arkadaşlar. 200 megapiksellik kamerayla gerçekten kaliteli ve güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ağırlığının 234 gram olduğunu söylemiştim. Bu da kendi segmentindeki rakiplerine göre yine bir artı onun için. Yani birkaç gram tabii ki çok fark etmez diye düşünebiliriz ama uzun vade kullanımda yani elinizdeki cihazın daha hafif olması kesinlikle bir avantaj. Samsung'a özel olarak üretilmiş olan Snapdragon 8 Gen 2 chipseti de çok net bir artı benim için. Son olarak da Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor olması da en azından çarpmalara, düşmelere, çizilmelere karşı iyi bir koruma sağlıyor diyebilirim. Hatta telefon ilk geldiği gün üzerinize afiyet, bir kutudan çıkarırken düşürmüşlüğüm vardır. Hiç de bir şey olmadı valla. En azından ilk testinden başarıyla çıktı diyebilirim ama tabii başka bir test gelir sonra o zaman konuşuruz. Şimdi gelelim tüm kullanıcılarla birlikte benim de eleştirdiğim noktaya. Neden bu telefonda 5000 mAh batarya var? Bu tarz telefonlarda bu batarya kapasitesi artık standart olmuş durumda. Adamlar artık batarya büyütmek yerine optimizasyonu artırarak bu bataryayı biraz daha verimli kullanmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Ama uzun vadeye baktığımızda bataryanın da bir ömrü var ve o kısalmaya başladığında eninde sonunda bunun derdini çekeriz gibi geliyor bana. Bir başka eksi ön kameradaki 12 megapiksellik muhabbet. Son olarak da şu telefon kutularından şarj adaptörünü çıkarma muhabbetini hala çözemedik ve 10 senede geçse ben bunu eksi olarak yazmaya devam edeceğim. Telefonumuzun kutusundan da herhangi bir şarj adaptörü çıkmadı. Telefon çıktı, başka da bir şey çıkmadı diyebilirim. Zaten buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bunun fiyatına arkadaşlar. Öncelikle size şu silikon kılıfı göstermek istiyorum. Fiyattan madem başlayacağız. Yani içi böyle biraz işte kadifemsi gibi. Neyini anlatayım arkadaşlar, silikon kılıf işte. Yani fiyatını anlatabilirim size. Fiyatı 1000 lira. Neden diye sorursanız bilmiyorum. Güzel kılıf ama yani bir kılıf neden 1000 lira? Bunu ayrıca tartışmamız gerek diye düşünüyorum. Neyse. Yani kılıfın fiyatını söyledim, telefonun fiyatını oradan hesap edin diye düşünerek söyledim. Telefonumuzun fiyatı arkadaşlar dediğim gibi bendeki 256 GB'lık modeli. Bu da yaklaşık 40.999 liradan alıcı buluyor kendine. Yani 1 TB'lık yani en full paketi ise 48.999 liradan piyasaya sürülmüş durumda. Yani eksileri var, artıları var ama Android kullanıcısıysanız, Android'e geri dönme ya da Android'e geçmeyi düşünüyorsanız ve belli bütçeye de sahipseniz yani olabilecek en iyi telefon olduğunu söyleyebilirim. Ben artılarını, eksilerini söyledim ama bu artıları ve diğer eksileri sizden duymayı çok isterim. Bu yüzden yorumlara bekliyorum sizi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.